Cumhurbaşkanı Erdoğan davetini icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Sahil Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Liderlerin baş başa görüşmesiyle paralel olarak heyetler arası görüşmenin de yapıldığı öğrenildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik dedi. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Gerilimin sıcak çatışmaya döndüğü günden beri de uluslararası hukuka ve hakkaniyete aykırı bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz dedi. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. Tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, 2 ayda bir değil, hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli bu tahıl koridoru meselesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ve 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz? Bunun da çalışması içerisindeyiz. Temennimiz odur ki, yani bu 2 ayda bir değil, hiç olmazsa en azından 3 ayda bir olması gibi bir beklentimiz var. Ve bu gayreti bu şekilde yapıp süreyi de hiç olmazsa 2 yıla çıkarmak gibi bir gayretin içerisinde olacağız. Zelenski ise barış planını hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda Türkiye liderliği üstlenmeye hazır dedi. Sayın Türk halkı, bugün Türkiye'yi ziyaret etme fırsatı... Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski huzurunda stratejik endüstriler alanında işbirliğine ilişkin mütabakat saptını içeren protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kadir ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamysin tarafından imzalandı.